Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selatı ve selamı Hazreti Fatıma-tü Zehra'ya, babasına, kocasına, 11 pak ve masum evladına ve siz saygıdeğer izleyicilerimizin üzerine olsun. Saygıdeğer izleyiciler, bir Ehl-i Beyt Öğretleri programında daha sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda gerçekten çok önemli, çok seçkin bir konuğumuz var. Kendisini ilk defa Zehra TV'de ağırlıyoruz. Konuğumuz Dünya Caferi Alimleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Şeren Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sefalar getirdiniz. Allah ömürler versin. Allah razı olsun. Başarılarınızın devamını nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Hocam kısa bir duayla başlıyoruz. Bir dua buyurun da edeceğiz inşallah. Baş üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli veliyikel hücceti ibnil Hasan. Selavatüke aleyhi ve ala abaih. في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك التوعى وتمتعه فيها طويلا اللهم بلغه منا تهية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه ومن المعتقدين بولايته اللهم اجعلنا من أوانه وأنصاره اللهم عجل في فرج ولينا صاحب العصر والزمان آمين يا رب العالمين Amin. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık hocam. Allah razı olsun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah ömürler versin. Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Hocamı ilk defa ağırlıyoruz. Bu ekranlarda ilk defa göreceksiniz. Zehra TV'de ben istiyorum ki hocamla ilk defa Hazreti Fatıma-tü Zehra'yı konuşalım. Hazreti Fatıma-tü Zehra'yı konuşmak bizlerin haddine değil. Sınırlının sınırsızı anlatması çok zor ama dilimizin döndüğü, gücümüzün el verdiği ölçüde Ehl-i Beyt'in annesini, masumların annesini, hüccetlerin hüccetini anlatmaya çalışacağız. İsterseniz şöyle bir giriş yapalım hocam. Neden Ehl-i Beyt'ten başlayalım? Ara ara sorularım olacak. Ben daha çok mikrofonu size bırakacağım ve siz bize Ehl-i Beyt'in annesini anlatmaya gayret edin. Allah yardımcınız olsun. Buyurun, söz ve mikrofon sizin. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, bari'il helaiqi ecme'in ve ba'isil enbiya'i vel murselin. Ve la siyeme salatu ve selamu ala habibihi ve necibihi ve khayri halqih ve ala ahli beyti tayyibine tahirine el-ma'sumine el-muntecebine el-muntekabin el-lezine ezheballah enhumur riz ve dehharahum tethira. واللعنة والنقمة العبدية على أدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Amin. Allah öncelikle bizleri Eimmet Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın ve Ummul Eimmenin ziyaretlerine ve şefaatlerine layık kılsın inşallah. Amin inşallah. Ve onun gerçek dostları olmada bizleri muvaffak eylesin. Amin inşallah. Bizleri ekranları başında özellikle Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın nam ve şanıyla zinetlenmiş olan Zehra TV aracılığıyla izleyen bütün gönül dostlarına öncelikle selamlarımı, saygılarımı arz ederim. Allah razı olsun hocam. Hepimizin bildiği gibi her hizmet Ehl-i Beyt aleyhissalatu vesselamın yolunda çok önemli ve çok kutsal olarak Allah indinde karar kılınmıştır. Öylesine ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şunu buyurmuştur. Bizler için yapılan
en küçük hizmet aklınıza ne gelirse Allah indinde sünnet hacla mukayese edildiği zaman 70 sünnet hacca tekabül eder. Bu açıdan Hazreti Zehra sallallahu aleyhanın hayatına bakışımız, onu benim gibi acizlerin anlatışı gerçekten imkan dışıdır. Ancak Ehl-i Beyt aleyhimussalatu vesselamın vahyin, Kur'an-ı Azimuşşe'nin ve vahyin hanedanının mübarek lisanıyla, diliyle vahyin evladını, Mekke ve Medine'nin şerefini ve insanlığın zinetini anlatabilmek bir nebze de olsa belki okyanustan bir damla misal olur. Bu açıdan Yaşar Bey, öncelikle bir iki noktaya değerli izleyicilerimizin dikkatini çekmek isterim. İlahi şahısları tanımak için iki tane esaslı şart gerekir. Birincisi, insanlar Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu unutmamalıdır. Gerçek manada bu gözleriyle onların buyruklarını görmeleri ve kalp dünyalarına oturtmaları için ilahi yardıma muhtaç olduklarını mutlaka ve mutlaka bilmelidirler. İkinci olarak, ilahi şahısların hayatına bakışta yine ilahi vahyin doğrultusunda, onların buyurduğu doğrultuda o okyanusa bakmamız gerekir ve oradan nasiplenmemiz gerekir. Bunu arz ettikten sonra şu noktaya değerli izleyicilerimizin dikkatini çekmek isterim. Neden Ehl-i Beyt? Neden Resulullah ve hanedan-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gereklidir? Kısaca buna yanıt şudur. Allah Resuluna kutsi hadisinde buyurduğu gibi levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk, Habibi Kibriya, sen olmasaydın zerrecikler, alemler hayat bulmazdı. Demek ki hayatımızda, evrenin varlığında insan da dahi olmazsa olmaz unsurlar vardır. Onların hürmetine alem imkanı, varlık alemi, vücut imkanı bulmuştur. Onlar olmasaydı zerrecikler, bizler olmazdık, yaratılmazdık. Aynı zamanda bu değerler ortak değerlerdir. İnsanlığın ortak değeridir. Bir zümreye, bir kitleye bunu mal etmek, mahsus etmekten daha büyük, yanlış hiçbir şey olamaz. Bir örnek vermiş olayım. Hazreti Ali aleyhissalatu vesselamın Nehcül Belaga'da insanlığın dikkatini çektiği bir örnekle başlamak isteyeyim. Buyurur ki, bir gün kalksa insanoğlu, hayatında su olmasa ne yapar? Değerli bir hayat unsurundan bahseder Hazreti Emir aleyhissalatu vesselam. İnsanın hayatının idamesinin gereği olan bir maddeden bahseder Hazreti Ali aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla suyu bir zümreye mal edemeyiz. Su insanlığın hayatıdır. Aynı şekilde insanlığın hayatı olan değerler vardır. O olmazsa olmaz. Hayatın mana ve mefhumunun ne olduğunun farkında olmaz. Kur'an-ı Azimüşşan bunlardan biridir. Ortak değerdir. Bir zümreye, bir mezhebe bunu mal etmenin ne kadar yanlış olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de varlığı, alem imkanının varlığı tecellisi ise bunu bir kitleye, bir zümreye mal etmek de bir o kadar yanlıştır. İnsanlığın ortak değeridir, olmazsa olmazıdır. Aynı şekilde Allah peygamberine şöyle buyurmuştur Yaşar Bey, çok önemli burası. Ey Resulüm, levlâke lemâ halaktul eflâk ve levlâke aliyyun lemâ halaktuk
وَلَوْ لَا كَفَاتِمَةَ لَمَا خَلَقْتُمَا Sen olmasaydın alemler olmazdı. Ali olmasaydı sen olmazdın, Fatime olmasaydı siz olmazdınız. Yani bizler olmazdık. Evet. Evren olmazdı. Bundan dolayı ekranları başında bizleri izleyenler hissi ve taassubi duygulardan arınarak bu olaylara bakmaları lazım ve görmeleri lazım. Allah peygamberine hitap ederek hitap kararı kılıyor ve peygamberine buyuruyor. Sen olmasaydın evren olmazdı. Sen Ali olmasaydı sen olmazdın, Fatime olmasaydı ikiniz olmazdınız. Şimdi birileri buradan bir çıkarsama yapmasın. Bunlar Hazreti Ali peygamberin, Hazreti Fatıma-tü Zehra'yı da diğer peygamberle İmam Ali'nin önüne geçirdiler. Haşa, öyle bir niyetimiz, öyle bir cüretimiz yok. Bunun açılımı var, bu defalarca anlatılmış, gerekirse yine anlatılır. Peygamber Efendimiz'in vazifesini ifa etmede İmam Ali'nin gayretleri ve Hazreti Fatıma'nın soyunun devamı, en kabaca, en geniş söylemle bu hadisin maksatlarından birisi olabilir diye düşünüyoruz. Yoksa biz Peygamber Efendimiz'i önüne kimseyi geçirmiş, geçirme cüretini göstermiş değiliz. O alemlerin rahmet kaynağıdır. Ali onun kullarından, kendi deyimiyle bir kuldur. Hazreti Fatıma-tü Zehra da onun bedeninin bir parçasıdır. Onlara olan hürmetimiz, peygambere olan hürmetimizin yansımasıdır. Bunu kesinlikle, birileri yanlış anlayabilir diye kesinlikle, başlamayın. Kesinlikle öyledir. Hatta şunu belirtmemiz lazım. Ehl-i Beyt dostlarına edilen iftiralardan biri, karalama kampanyalarından biri de buyurmuş Eyvallah. Olduğunuz o noktadır. Ben arz ettim hocam, ağzınıza sağlık. Bundan dolayı da hiçbir zaman biz Hazreti Ali aleyhissalatu vesselam Resulullah'ın önüne geçirme haddine sahip değiliz. Eyvallah. Hiçbir zaman Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin önüne hiçbir eimmeyi ve imamı geçirme haddına, yetkisine selahiyetimiz yok. Kur'an buna müsaade etmiyor. Kur'an'ın da net ayetidir bu. Eyvallah. Buna bir kere altını çizelim geçelim bu noktada. Arz edeceğim hadislerde de ayetlerde de bunu çok net bir biçimde Eyvallah. Vurgulayacağız ve göreceğiz. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Bundan dolayı olmazsa olmazlarımızdan biri de Ehl-i Beyt aleyhimussalatu vesselam'dır. Ve Ehl-i Beyt aleyhimussalatu vesselam'ın bugün konu olarak ele almak istediğimiz konu Hazreti Zehra selamullahi aleyha, yani 11 imamın selamullahi aleyhanın annesi. Arşın zineti, insanlığın şerefi olan bir varlığın hayatına bakıp nasiplenmek istiyoruz oradan. Bundan dolayı da biz Hazreti Zehra selamullahi aleyhanın hayatına bakarken bir soy olarak bakmamız lazım. Ki iyi tanıyalım azametini, değerini idrak edebilmemiz açısından. Babası kimdir? Annesi kimdir? Malumunuz babası Fahri Kainat, Eşref-i Enbiya, Habibi Kibre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir. Alemlerde daha üstün bir baba yok. Onun üstüne bir insan yok. Eyvallah. Bir varlık yok. Eyvallah. Ahlaki erdemliğin tahtının tacıdır, şerefidir. Eyvallah. Kur'an Allah'ın Resuluna şöyle hitap etmektedir. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَز۪يمٍ Resulüm, erdemliklerin zirvesinde olman değil, erdemliklerin tacısın sen. Erdemliklerin, kemalın, insani değerlerin, evrenin tacı olduğun gibi ve insani değerlerin de tacısın sen ya Resul. Babası böyle bir Allah Resulü, vahyin muhatabı, Kur'an'ın sahibi. Annesi ise bütün varlığını
servetiyle, malıyla beraber kendi benliğini İslam'a ve Resulullah'a sunan Hatice-i Kübra, müminlerin annesi. Bu anne ve babadan düşünün ki bir evlat dünyaya gelecek ve bu evlat vahyin talim ve terbiyesiyle 11 imamın annelik sorumluluğunu taşıyacak. Çok önemli burası. Ki Resulullah'ın 23 yıllık mirasına, risaletine her açıdan vakıf olabilecek, onu öğretebilecek, anlatabilecek, bütün yanlışlara canlarının pahasına da olsa dur diyebilecek imamların annesinin dünyaya gelişinden bahsetmek istiyoruz biz. Bundan dolayı da Allah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme vermiş olduğu evlatlarının öldüğünü biliyoruz. Özellikle erkek çocuklarının kalmadığını biliyoruz. Yer yer bu olay müşrikler tarafından Resulullah'ın dostlarını rencide edecek yüzlerce hareketin içinde biri de bu olmuştur. Ve işin küstahlığını müşrikler o boyuta götürmüşlerdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme soysuz tabirini kullanmışlardır. Cesaretinde bulunmuşlardır. Hatta As bin Vail'in yüzüne karşı evet, çıkıp dışarıda siz kiminle konuşuyordunuz dediklerinde o ebterle haşa. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da Ehl-i Beyt dostlarını, Resulullah dostlarının kalbini bir yerde ciddi manada üzürdü, derinden yaralıyordu. Her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emindi buna ki Allah ona Kevser'i nasip edecek ve ondan 11 imamın meydana gelişini lütfedeceğini kesin olarak kalben iman etmiş ve inanmış idi. Ancak dostlarının bu üzüntüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi yer yer üzüyordu. Onun bildiğini dostları ve düşmanları bilmiyordu. Evet, evet, aynen öyle. Yani Resulullah'ın kalben bildiği bu hususu dostları haberdar değildi. Bundan dolayı dostları çok üzülürdü. Düşmanları da bilmiyordu aynı zamanda. Düşmanları da bilmiyordu ki asıl soysuz olan kendileridir. Asıl bedbaht olan kendileridir. Yalnız buna rağmen bunun farkında ve bilincinde olmadan o cesareti Resulullah'a reva gördüler maalesef. Bu açıdan Resulullah'a Allah bu üzüntüyü dostlarından ve Resulundan kaldırması için buradan da Yaşar Bey çok önemli. Hazreti Zehra'nın azametinin ne boyutta olduğu ortaya çıkıyor. Cebrail vasıtasıyla ya Resul 40 gün Hazreti Hatice-i Kubra selamullahi aleyhadan ayrı kalacaksın. Geceleri ibadet, gündüzleri oruçlu olacaksın. Çok önemli. Çünkü evrenin gerçek manasıyla zineti dünyaya gelecek. Onun ön hazırlığı. Evrenin 11 imamının annesi dünyaya gelecek. Bunun ön koşulları çok çok önemlidir. Yani alelade bir insan gelmiyor. Daha dünyaya gelmeden hazırlıklar başlıyor. Aynen öyle. Öyle birisi gelecek ki dikkat çekiliyor oraya. Ve insanlığın dikkatini çekiyor. Eyvallah. O günün değil, bugünün ve bundan sonra gelecek insanlığı odaklıyor oraya Allah. Buyurur ki dikkat edin. Altyapı buna müsait olmalı. Altyapı buna müsait olmalı ki 11 imam varlık alemini zinetlendirecek ve insanları hidayet ve eğitim noktasında başlarını yüceltecek. Size böyle bir nimeti sunuyorum. Bundan dolayı 40 gün
Hazreti Hatice-i Kubra Selamullah Aleyha'dan ayrı kalıyor. Her ikisi ibadetle meşgul oluyor. Ancak Cebrail iniyor 40. gün. Bu akşam evine gitmelisin ya Resul. Ve evine geldiğinde cennetten gelmiş olan o nimetle beraber bu iki nimetten yedikten sonra yine cennetten gelen o suyla Resulullah abdest alıp öylesine Hazreti Hatice annemizle birlikte oluyor. Hazreti Hatice annemiz şöyle diyor burada. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yanımdan ayrıldıktan sonra o ilahi nurun gerçekten odamda yansıdığını gördüm. Çok önemli. O ilahi nurun yansıdığını odamda gördüm ve onu yaşadım ve hissettim. Yani Fatime selamullahi aleyha ummul e'immenin nurunu o an itibarıyla Hazreti Hatice-i Kübra selamullahi aleyha görmeye ve yaşamaya başlıyor. Her ne kadar bu nur gökler ve yerler yaratılmadan önce de yaratılmış olsaydı ancak onu Hazreti Hatice-i Kübra selamullahi aleyha görme yetkisine sahip değildi ve bilgisine sahip değildi. Ancak ve ancak onun bilincinde olan Fahri Kainat Resul-i Ekrem Habibi Kibriya salavatullah ve selamu aleyhidi. Bundan dolayı bu ön hazırlık tamamlandı. Bu ön hazırlık içerisinde yer yer Hazreti Fatime-i Zehra salamullah aleyha annesinin karnındayken annesiyle konuşuyor. Yer yer Hazreti Hatice-i Kübra salamullah aleyha Hazreti Zehra'nın konuşmasını Resul-i Ekrem'e haber veriyor. Çok ilginçtir bu olaylar. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bunları birer birer manasını ve mefhumunu Hazreti Hatice-i Kübra sallallahu aleyhi açıklamada bulunuyor. Kısacası o an geliyor ki Allah Resuluna yine burada çok önemli bir nokta. Çok çok önemli bir nokta. Kevser suresinde Resul'a verilen nimetin ne kadar büyük olduğunu İnsanlığın bu büyük nimete dikkat çekmesi için ve dikkat etmesi için Resul'un şanında aslında bu insanlığadır, bu nimet. Resul'un vücudu mukaddesiyle nasıl varlık alemi şeref bulduysa, aynı şekilde Resul'un vücudu mukaddesiyle Hazreti Zehra selamullahi aleyha varlık alemini şereflendirdi ve aynı zamanda insanlığı şereflendirdi. Bundan dolayı Allah bu surede Resul'a iki tane önemli hususu beyan eder. Ve insanlığın da bu iki tane önemli hususa dikkatini çekir. Nedir? Birisi Resul'um namaz kıl, şükret Rabbine. İkincisi kurban kes. Sana ebter diyenler ebterdir. Bundan dolayı da Kevser suresi Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'teynakel kavser. Feshalli li rabbike resulum, peygamberim, habibim, sana biz Kevser'i verdik. Açıklayacağız Kevser ne demektir. Feshalli li rabbike, namaz kıl Rabbine, şükret. Ey insanoğlu, dikkat et Allah bu Kur'an'da neyi buyurdu onu. Nasıl bir nimetin hakkında peygambere namaz kıl diyor. Şükret diyor. Kurban kes diyor. Feselli li rabbike venhar inne şaneke huvel ebter. Sana soysuz diyenlerin kendileri soysuzdur. Bugün görüyoruz Hazreti Zehra salamullah aleyhanın soyu Hazreti Mehdi ervahuna ve ervahul alemine li mekdemi turabihinehul feda yeryüzünde. Ve onun hürmetine hayat devam ediyor. Onun soyunun hürmetine insanlığa Allah nimetini sunuyor. Bahşediyor. Bu açıdan Kevser sözlüğüne dikkat etmemiz lazım. Bir hayır vardır, bir de hayırın menbaı vardır. Bu ikisi ayrı bir şeydir. Allah peygambere buyurmuyor ben sana hayır verdim.
Bunun karşılığında şükret, namaz kıl, kurban kes. Yok. Ben sana hayırın menbaını verdim. Kevser'i verdim, Fatime'yi verdim. Hayırın menbaı bugün görüyoruz devamen Hazreti Sahibel Esr ve Zaman Ava'da devam ediyor. Yani bir maden vardır, bir me'din vardır. Madenin çok çıktığı güzel yere me'din derler. Biz sana me'dini verdik, oradan madenler evet çıkacak. Lulu ve Mercan çıkacak. Çok Hasan'la Hüseyin ve bu Hüseyin'in soyu, hayatın beka sebebi bugün sendin. Ben alemleri senin için yarattım ama hayatın beka sebebi kıyamete kadar bu soyun vasıtasıyla evet devam edecektir. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Bundan dolayı da böyle bir babadan ve böyle bir anneden ki her şeyini arz ettim Allah yolunda vermiş ve Kur'an'da şunu beyan ediyor: İnne Allah işterâ minel mu'minîne enfusehum ve envâlehum be enne lehumul cenne. Yani Hazreti Hatice-i Kübra sallallahu aleyhi bir pazarlıkta oldu Allah'la. Malını, canını Resulullah'a verdi. Böyle bir anneden, babadan Allah bu iki şartla beraber, bu iki ön hazırlıklarla beraber Fatime'yi selamullah aleyha insanlığa sunuyor. Bundan dolayı da asıl ebterin kim olduğunu ayet-i kerimede Allah ortaya koymuş oluyor. Bunu arz ettikten sonra bizim Hazreti Zehra selamullah aleyhanın mübarek isimleriyle tanışmış olalım. Evet, onu soracağım. Hazreti Fatimetü Zehra'nın birçok ismi ve künyeleri var. İsterseniz isimlere ve künyelere de biraz işaret edelim. Hatta isim ve künyelerin arz etmeden önce şunu da belirtmiş olalım. Buyurun hocam. Vücud-u Mukaddes Hazreti Zehra selamullah aleyha Bi'setin 5. yılı. Cemadü'ye Sani'nin 20'sinde varlık aleminin insanlığı özellikle de hanımları onurlandırdı, şereflendirdi. Genel kabul gören bu Ehl-i Beyt Ulaması tarafından değil mi? Genel meşhur olarak genel olarak budur. Evet. Yani müteber itibar edebileceğimiz, daha doğru diyebileceğimiz tarih budur. Evet. Bisetin 5'inde mübarek doğumları, viladetleri gerçekleşmiştir. Bundan dolayı da Fatıma adını bile Resulullah kendisi veremedi. Çok ilginçtir. Çünkü bütün insanlığın arz ettiğim dikkati oraya çekilmeliydi. Hadislere bakıyoruz. Hazreti Zehra selamullah aleyha dünyaya gelirken bakın Hazreti Hatice-i Kubra selamullah aleyha bayanlardan yardım istedi. Gelmediler. İnat olarak gelmediler. Allah cennetten bakın Hazreti Hatice-i Kübra selamullah aleyhanın yardımına kimleri gönderiyor. Kur'an'ın övgüyle bahsettiği Hazreti Meryem'i, Hazreti Havva'yı, Ümmü Külsüm'ü gönderiyor. Asiye'yi gönderiyor. Kime? Hazreti Hatice-i Kübra selamullah aleyha. Ve naklediliyor. Yeryüzüne vücud-u mukaddesleri temas ettiği an anıları secdeye geliyor. Hazreti Zehra sallallahu aleyhi. Çok ilginçtir. Allah'ın vehdaniyetine şehadet getiriyor. Allah'ın birliğine şehadet getiriyor. Bundan dolayı böyle bir varlığın adını Resulullah kendisi koymadı. Allah belirledi o adı. Buradan bir de şunu bir saptama yapayım ben. Buyurun. Hazreti Fatımetü Zehra estağfurullah. Hazreti Fatımetü Zehra'yı Hazreti Meryem'le ve Hazreti Havva'yla kıyaslayanlara buradan bir duyuru. Onlar Hazreti Hatice'ye yardım için gelmişlerdi. Yani burada Hazreti Fatımetü Zehra buradan bir çıkarsama yaparsak diğerleriyle mukayese bile edilemez ki babasına da bu sorulmuştur. Meryem mi üstündür Fatıma mı? Meryem döneminin çok kadınlarının güzel, çok üstünüdür. Güzel. Fatıma alemlerin kadınlarının hanımefendisidir. Bu son zamanlarda polemik konusu. Hazreti Meryem'in ismi Kur'an-ı Kerim'de var ama bazı kör gözler, bakar körler Kur'an'ın büyük bölümünün Fatıma'dan bahsettiğini, en azından demin okuduğunuz Kevser suresinin Hazreti Fatıma-tü Zehra'ya ne kadar önem verdiğini Allah-u Teala'nın
ortaya koyduğunu da görmüyorlar, bakmıyorlar, anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar. Bakın Yaşar Bey, kesinlikle cennetle müjdelenen 4 tane hanımın özellikle içinde Hazreti Zehra sallallahu aleyha da vardır. Arz edeceğim ben bunu. Ancak Hazreti Zehra o 4'ünün içinde olmasıyla beraber Resulullah buyurur ki onların da tacıdır, evrenin de tacıdır, insanlığın tacıdır. Ben şunu da söylemek istemiyorum aslında da bazı olaylar olduğu için söylemek zorundayım. Yanlış bir şey varsa affetsin Rabbim beni. Onlar o gün Hazreti Fatıma'nın hizmetine gelmişlerdi. Aynen öyle. Meryemler, Asiyeler, Havvalar Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın hizmetine gelmişlerdi. Bunu böyle geçelim, siz buyurun. Bakın Resulullah'ın ben bir hadisini arz etmek isterim size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice-i Kübra sallallahu aleyhi'ye şöyle buyurur. Bu doğumundan önceki bir hadistir. Buyurur ki Haza Cebrail yubeşşiruni enneha unsa ve enneha enneslatu't-tahire el-meymune ve ennallaha tebareke ve teala seyec'alun nesli minha. Çok ilginçtir. Ve seyec'alun min nesliha e'imme ve yec'aluhum hulefa fi arzih ba'de ingidai vehyi. Allah benim neslimi Hazreti Zehra'nın varlığında karar kılmıştır. Ve benim halifelerim vahyin bitiminden sonra, yani benim ölümümden sonra Hazreti Zehra'dan gerçekleşecektir. 11 imamı beyan ediyor burada. Yine İmam-ı Sadık aleyhissalatu vesselam Hazreti Zehra selamullahu aleyhanın adlarıyla ilgili şunu buyurur. Ondan önce peygamberimizin şu hadisini arz edin huzurlarınıza. Allah'ın Resulü dedi ki kendisi bu adı koymadı. Allah Fatıma adını verdi. Bakın Fatıma'yı sevenler de burada gurur duymalıdır. İnsan olaraktan Fatıma'yı seven zerrecikler dahi değerlidir. Bu hadisten çok net bir biçimde bu anlaşılmaktadır. Resulullah şöyle buyurur. Salatullahi selamu aleyhim. Neden Fatime'ye Fatime adı verildi? İnnemâ semmâha. Ben adlandırmadım diyor. Adlandıran onu adlandırdı. Yani Allah. Niye Fatime adlandırdı? Li'ennehâ futime minennâr ve muhibbîhâ. O li'ennehâ futime ve muhibbîhâ minennâr. Çünkü o ve onu sevenler Allah cehennem ateşini onlara haram kılıptır. Yasak kılıptır onlar. Emamdadır buyurur. Allah Fatime'ye böyle bir değer veriptir. Fatime'yi sevenlere böyle bir değer veriptir Yaşar Bey. Bundan dolayı peygamber buyurur. Ben bu adı koymadım. Fatime adını Allah belirledi. Nitekim okuyacağım bir hadiste de bunu çok net bir biçimde göreceğiz. Resulullah buyurur ki benim adım Allah'ın mübarek isminden alıntıdır. Adından alıntıdır. Hamid isminden Muhammed'dir. Ali'nin ismi E'la isminden alınmaktadır. İmam-ı Hasan-ül Müçteba aleyhissalatu vesselamın ismi Allah isminden alınmadır, İhsan isminden alınmadır. İmam-ı Hüseyin'in ismi yine Allah isminden alınmadır, Hüseyin Muhsin isminden alınmaktadır. Hazreti Fatime Zehra selamullahu aleyhanın yine ismini buyurur ki Allah'ın isminden alınmadır. Fatir, Fatime. Çok önemli burada. Yani peygamber müdahale etmedi. Peygambere Allah böyle bir yetkiyi vermedi ki sen Zehra'ya müdahil ol. Ne desem Resulüm sen onu yapacaksın. Hepimiz de çok iyi bilmekteyiz ki peygamber kendi isteği üzerine bir şey yapmadı. Bir şey de konuşmadı. Kur'an buyurur ki ve ma yentigu anil hava in huve illa vahyun yuha. Necm suresinde evet. Evet. Neyi buyurduysa Allah'ın vahyidir. Neyi yaptıysa Allah'ın buyruğudur. Dolayısıyla kendi iradesiyle bu olmadı. Allah'ın iradesini gerçekleştirdi Resulullah. Ad koymasında dahi.
Mübarek lakaplarıyla ilgili birkaç kelime arz edeyim. İmam-ı Sadık aleyhissalatü vesselam hadiste şöyle buyurur. Hazreti Zehra sallallahu aleyhanın 9 tane lakabı vardır Fatime'nin yanında. Nedir Fatime, Sıddika, Mübareke, Zekiye, Raziye, Merziye, Muhdise ve Dahire? Fatime'nin manasını arz edebildik. Evet. Bir de Zehra'nın manası. Evet, çok meşhur olan lakaplarından, öne çıkan lakaplarından 9 tanesini ben arz ettim. Ve Zehra'yı arz etmeye çalışıyorum ki televizyonumuzun da o isimle şeref bulduğu Zehra lakabını. Evet. Bir, şunu anladık ki ismi Fatıma'dır. Evet. Onu sevenler cehennem ateşinden uzaktırlar. Uzaktırlar. Aynen öyle. Ne büyük bir şeref buyurdu. Hazreti Zehra aşıklarına. Öne çıkan lakaplarından bir tanesi de, lakapları herhalde Peygamber Efendimiz vermiştir lakaplarını. Zehra'dır en meşhur lakabı. Hocam şimdi Zehra'nın manası. Zehra'ya bakalım. Zehra ne demektir? Yine gelin biz bunu Resulullah'ın hadisinde irdeleyelim. Hadisine bakarak. Kendimizden dedik ki ilahi insanları bizim haddimize değil. Ancak vahyin ve vahyin muhatabının buyurduğu doğrultuda biz o hanedana bakmamız gerekir. Doğru algılayabilmemiz için hissi ve taassubi duygulardan arınarak o olaya bakmamız gerekir ki rahmetten nasiplenmiş olalım. Kalp gözümüzü o rahmeti ilahiye yönlendirmiş olalım. Duygularla bakmış olsak aklımızın önüne geçir. Ve bizi ömür boyu rahmeti ilahiden yoksun bırakır. Bundan dolayı vahyin diliyle biz bu olaya bakmak zorundayız. Bakın Resulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Hulige nuru Fatime aleyhisselam kable en yahlukal ardu ve sema. Fatime'nin nuru gökler ve yerler yaratılmadan önce yaratılmıştı. Bir. İki. Summiyet fil ardı Fatime. Yeryüzünde Fatime adıyla anıldı. Allah Fatime'yi Fatime olarak aldı. Bak demiyor ben adlandırdım. Summiyet fil arlı Fatime. Niye? Liennallaha fetemaha ve muhibbiha minennar. Çünkü Allah onu ve onu sevenleri cehennem ateşinden korur. Yani cehennem ateşi gerçek manasıyla Fatime'yi sevenin bedenine haram kılınmıştır. Arz edeceğim, bu sevgi ne demektir? Hazreti Zehra'nın Kur'an'daki ayetlerle ilgili bölümü.
Ve o dönem gerçekten Hazreti Zehra Selamullah Aleyha için çok üzücü bir dönem olmuştur. Hatta babası için de hüzün yıllı. Aynen öyle. Ve o Beyset'in onu Senetül Huznu diye tarihte baktığımız zaman karar kılınmıştır. Hüzün yılı. Gerçek manasıyla da öyledir. Gerçekten Allah'a gönül verenler için öyle de olmalıdır. Bundan dolayı da Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin o küçücük yaşta annesini kaybeden Hazreti Zehra sallallahu aleyhi düşünün, yanına geliyor. Fahri kainatla dertleşiyor. Resulullah'ın derdinin üzerine dert olmuyor. Derdini gidermek için yardımcı oluyor Fatime. Çok ilginçtir burası. Evet. Fatime'nin sıradan olmadığı da buradan anlaşılır. Babası da o değeri veriyor ama. Aynen öyle. Babasının annesi diyerek. Arz edeceğim zaten, evet, yeri geldikçe, evet. Yaşar Bey, Allah razı olsun. Sizden de. Bir Ehl-i Beyt dostu olarak eminim ki benden daha çok Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'ya olan sevginiz ve olan bilginiz sizi coşturuyor yürekten. Eminimdir. Ben de arz etmeye çalışacağım bu hadisleri. Bundan dolayı Resulullah'ın müşriklerin bütün sıkıntılarının yanında bu iki sıkıntıda yine o kutsal mücadelenin, yani insanlığın kurtuluşundan ödün verdirmedi. Ve bu hususta Hazreti Zehra Selamullah Aleyha babasının yardımcısı oldu, hizmetinde oldu, emrinde oldu. O yola varlığını koymaya çalıştı. Sonuç olarak gün geliyor artık bu ilahi emaneti bir ilahi emanete teslim etmesi lazım Resulullah'ın. Hicret gecesi geliyor. İlahi emaneti bir emanetçiye. Bir ilahi emanetçiye. Eyvallah. Teslim etmesi gerekiyor. Eyvallah. Ve o da Hazreti Ali aleyhissalatu vesselam amcasının oğluna, Allah'ın velisine, Allah'ın emirine, müminlerin ve muttakilerin emirine, Kabe'nin evladına teslim etmesi gerekiyor. Bundan dolayı da Hazreti Emir el-Mu'minin Ali aleyhissalatu vesselamın o gece peygamberin ölüm yatağında yatması ne kadar önemliydiyse, peygamberin emanetini koruması da bir o kadar önemliydi Hazreti Ali aleyhissalatu vesselam için. Hazreti Fatıma peygamberin kızı olduğu ayrı, peygamberin emaneti olduğu ayrı. Her açıdan canını koydu ama bunlara bir zerre halel gelmeden Resulullah'a teslim etti bu emanetleri. Ve böylece Medine dönemi Hazreti Hatice, Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın hayatında başlamış oluyor. Ve çok ilginçtir orası. Medine dönemi apayrı bir hayattır Hazreti Zehra Selamullah Aleyha için. Bundan dolayı da bizlerin çok iyi bir şekilde Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın hayatına bakmamız lazım. İlk Medine hayatında hicretin ikisinde iki insanlığın örnek insanını, biri babası biri annesi, nasıl ki Resulullah buyuruptur ya Ali, ben ve sen bu ümmetin babalarıyız. Andolsun Allah'a, Allah'ı benden ve senden başka kimse hakkıyla tanımadı. Eyvallah. O baba ve bu anne, yani Ummu Ebiha, babasının annesi, insanlığın annesi Fatime. Bu iki örnek, bu iki masumun hayatının birleştiği nokta geldi. Oraya kadar birçok insan Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'yı peygamberimizden istemeye geldi. Peygamber buyurdu, Allah'ın emrini bekliyorum. Bunlar neyi beyan ediyor biliyor musunuz? Ekranları başında bizleri canı gönülden izleyenler, Zehra TV aracılığıyla Allah lütfetti, biz Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın
İnşallah umarız bu konuşmayı dergahında kabul eder Allah. Ve bizlerin de adını Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın o hayır sofrasında yazar. Kıyamet günü ve kabrimizin ilk gecesinde bizlere şefaat vesilesi ver, karar eder. Şunu çok net bir biçimde ön planda tutuyor Resulullah. Fatime benim olmaktan Allah'ındır. Yani isim koymada ben Allah'ın önüne geçemedim. Geçemedim. Hatta nütfesinin dünyaya gelişi bile benim elimde olmadı. İrademin dışında. İrademin dışında oldu. Eyvallah. Evliliği de yine Yaşar Bey benim elimde değildi. Şimdi hocam yavaş yavaş gidelim. Vakti evet. Uzatacağım ben. Doğumundan önce çok güzel buyurdunuz. Doğumundan önce Allah-u Teala bir olağanüstü durum gerçekleştirdi. Annesinin hamileliği olağanüstüydü. Aynen. Dünyaya gelişi olağanüstüydü. Aynen öyle. Dikkatlerin çekildiği. Hatta o hüzün yılında 5 yaşındaki çocuğun davranışları da olağanüstüydü. Aynen öyle. Aynen öyle. Evliliğinde örnekler de vereceğim. Ümmü Seleme'nin beyan etmiş olduğu olay çok nettir. O yaşlarda. Buyurun. Estağfurullah. Evliliğinde de farklı bir dikkat çekiyor Allah-u Teala. Yani bu evliliğe iki tarafa da dikkat çekiyor. Bir tarafta o Mecmail Bahreyn evet. meselesi. Bir tarafta evet. Ali var. Müminlerin evet. emiri. Vasiyye Resulullah. Bir tarafta Fatıma-tüz Zehra var. Yani o soy gelecek ama bir tek Fatıma'dan gelmeyecek. İki deryadan gelecek. Bu iki deryanın birleşmesi bile Resul-i Ekrem'in iradesi dışındadır. Peygamberin elinde değil. Allah-u Teala buna karar verecek. Fatıma özel hazırlandı. Aynen öyle. Doğumu özel, aynen çocukluğu öyle. Özel. Hatta anne karnındaki çocukluğu özel. Büyümesi özel. Bir Fatıma, bir çiçek çıktı ortaya. Ve bu çiçeği dermek isteyenler var. Allah-u Teala buyuruyor ki peygambere, hayır senin iraden dışındadır. Bu çiçeği derecek adamı ben belirleyeceğim. Bekleyeceksin Resul, bekleyeceksin. Eyvallah. Bekleyeceksin orada. Buyurun. Bundan dolayı da arz ettik ki Resulullah neyi buyurduysa Allah'ın vahyidir. Neye karar verdiyse o Allah'ın rızasıdır. Eyvallah. Kur'an'ın net ayetidir. Bunu hiçbir şekilde tartışamaz. Eyvallah. Hiçbir Allah'a gönül veren bunu konuşamaz. Eyvallah. Bundan dolayı bütün gelenlere Resulullah buyurdu ki Allah'ın emrini bekliyorum. Ancak bir gün geldi. Hazreti Ali aleyhissalatu vesselam. Muttakilerin ve müminlerin imam ve emiri Resulullah'ın mübarek huzurlarında edep ve erkan ile diz üste çöktü. Sustu, konuşmadı. Resulullah sordu, sustu. Edep ve haya ve erkan insanlığın peygamberden sonra önderi, imamı, evrenin sahibi Ali'yi düşünün siz. Resulullah buyurdu, Fatime'yi istemeye mi geldin ya Ali? Evet. Arz etti ya Resulallah. Bir kısım hadislerimizde utanarak, haya ederek Resulullah'tan. Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiş. Ancak orada cesaret bitiyor. Orada edep ve erkan öylesine haya ve iffet Hazreti Emir Aleyhisselatu Vesselam'ın vekarı oturmuş ki Resulullah'ın huzurunda konuşmuyor. Susmak zorunda. Arz etti evet fakat bu kelimeyi Resulullah tekbir getirdi. Allahu Ekber dedi. Buyurdu nasıl olur ya Ali göklerde melekler dua ederken bu akte. Bütün evliya, enbiya, Allah Resulları ve onların vesileri el açıp bu akte dua ederken ve Allah buna emir verirken ben nasıl razı olmayayım? Ben de razıyım ya Ali. Kalktı ve kızı Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın huzuruna geldi Resulullah. Ve buyurdu ki kızım baban sana kurban olsun Fatime. Ali seni istemeye gelmiştir. Sustu Fatime. O iffet
abidesi Fatime. O da sustu. O onur abidesi Fatime. O da sustu. Buyurdu ki Susman Rıza'nın alameti. Ve geldi Hazreti Emir aleyhissalatü vesselama buyurdu ki evliliğin hazırlığını yap ya Ali. Böylece insanlığın aslında her açıdan Kur'an'ın bize nasıl Resulullah'a buyurmuşsa ve lekum fî Resulillah usvetun hesene, sizin için peygamberde her açıdan baktığınızda güzel örnekler vardır. Peygamberin şanında Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatime'nin her açıdan baktığınızda güzel örnekler alabilmeniz için bu örnek evliliği İslam teşkil etmiştir. Hocam süremizin son limitini de kullandık. Biz bir program daha yapacağız bunun. O zaman şunu arz edeyim. Biz Hazreti Fatime Zehra sallallahu aleyhi'nin evet. İkinci programımızda İnşallah o ayrı, ben soruları soracağım. Siz de inşallah Kur'an'daki devam edeceğiz. İnşallah. Kur'an'daki ve peygamberimizin ve masum imamlarımızın dilinden Hazreti Fatime'nin faziletini bakalım, aktaralım. Bakalım orada neler konuşacağız. İnşallah. Ben neler soracağım, İbrahim Çelen hocam o güzel üslubuyla neler anlatacak. Sözümüzü o zaman şöyle bitirelim. Buyurun. Bizler öncelikle tekrar ve tekrar ekranları başlarında Zehra TV, Hazreti Zehra Salamullah Aleyhan'ın namı şanıyla zinetlenmiş bir adın, oluşun, varlığının sebebi olan bir varlığın, kuruluşun kameralarına konuştuğumuzu ve bizleri bu kameralar aracılığıyla ekranların başında izleyen milyonlarca Zehra dostlarına selam olsun yine. Allah razı olsun. Ve yine Allah'ın selamı Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın doğduğu o mukaddes güne olsun. Amin. Ve yine Hazreti Allah'ın selat ve selamı Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın şehit edildiği o güne olsun. Ve yine Allah'ın selat ve selamı haşredileceği, yine insanlığa rahmet olarak, şefaatçi olarak mab'us edildiği, edileceği o güne olsun. Allah razı olsun. Ve siz dostların olsun. Amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah kalbinizdeki o Ehl-i Beyt aşkını, o Hazreti Zehra aşkını almasın inşallah. Allah razı olsun. Bu dünyada şefaat, muhabbetini, ahirette şefaatini sizlere versin inşallah diyorum. Allah Hazreti Zehra'dan ayırmasın. Amin. Sevgili Amin. Dostlar, bir Fatimetüz Zehra anlattık. Nedense benim yıllardır program yapan birisi olarak Hazreti Fatimetüz Zehra anlatıldığı zaman hep dizlerim titrer, bunu hep söylerim, hep gözlerim yaşarır. Yine her Hazreti Fatimetüz Zehra programından sonra Cevat Hocam'ın şu sözünü dillendiririm. Allah ömür verdikçe de dillendirmeye devam edeceğim. İnşallah. Kadri ve İnşallah. Kabri bilinmeyen Zehra'yı anlatmaya çalıştık. İnşallah dua edelim. Allah Hazreti Zehra'yı vesile kıldığımız duaları kabul eder. İnşallah. Hazreti Zehra'yı İnşallah. Vesile kılarak dua edelim ki onun kadrini anlatacak, onun kadrini bildirecek, onun kabrini bildirecek evladı tez zuhur etsin. Amin. Sevgili dostlar, bugün programımız biraz uzadı. Eğer yanlış, hatalı bir şey söylediysek başta onun oğlundan özür diliyoruz. Hazreti Mehdi'den özür diliyoruz. Hazreti Fatimetüz Zehra'dan, babasından, kocasından, 11 evladından özür diliyoruz. Sürçülisan ettiksek affola diyoruz. Amin. Ve sevgili Amin. Dostlar, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleyküm.